Uzun zamandır ucuza nasıl coin alırım diye soruyordunuz. Sizlere yeni bir site buldum. Emomorok sitesinden Koray kodunu kullanarak %7 indirimle coinslerinizi alabilirsiniz. İnlal veya diğer kredi kartları için G2A ödeme seçeneğine tıklayabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Koray. Bugün sizlerle beraber eşleşmeler etkinliğinde 4'te 4 mi yaptık bilmiyorum. Orasını karıştırmayalım ama Marco Reus'u alacağız arkadaşlar. Gerçekten harika olacak ve Dele Alli'yi de yükselteceğiz. Bu arada arkadaşlar videoya like atın, her video başında söylüyorum ya, yine de söyleyeyim, ancak dünkü videoya 4 saat olmadan, bakın daha 3 saat 56 dakika oldu ve tam 4300 beğeni geldi. Arkadaşlar gerçekten adamsınız ve bu videoyu da herkes beğenirse bakın demek ki başarabiliyormuşuz. 10.000 beğeni demek ki geçebiliyormuşuz. Herkesten bir like bekliyorum ve hala kanalıma abone değilseniz de yeniyseniz hoş geldiniz diyorum. 100.000 yolunda tam destek bekliyorum. 90.000 önce, sonra 95, sonra 100.000. Adım adım arkadaşlar herkesten bir like butonu bekliyorum. Abone ol butonu da bekliyorum. Lütfen abone değilsen abone ol, çok büyük destek olursun. Haydi bakalım arkadaşlar, o zaman hem geliştirme hem de oyuncu alımına başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi takımıma gelelim. Benim MOOM zaten memnunum arkadaşlar. Deli Halim var benim gördüğünüz gibi burada. Ve bunu daha da geliştireceğiz. Ancak sol kanatıma geldiğimiz zaman arkadaşlar bu adam bir sürü rainbow yapmayacak. Gördüğünüz gibi 89 driblingi var. Ben bundan rahatsızım abi. Kötü yani, gerçekten kötü. Bunun için de kendime bir fikir buldum. Hemen burada etkinliklere gelelim. Ve etkinliklerde arkadaşlar eşleşmelere gelelim. Ve o da ne? Birisi tutmamış. Nice maçını tutturamamışım. Oraya berabere vermemişim. Maalesef vermedik arkadaşlar. Burayı yapacağız arkadaşlar. Çünkü Royce'a çok %100 ihtiyacım olmasa da Royce işime yarayacak. Hem de sol kanat Royce çok işime yarayacak. Haydi bakalım arkadaşlar, o zaman 1000 FIFA points'imizi verdik. Ve şimdi 1000 FIFA points gitti. Ama zaten ben FIFA points'i böyle zamanlar için beklettiğim için çok da önemli değil. Yani boşa harcamaktansa, bu da birazcık boşa gibi ama sonuçta bedavaya bir oyuncu almış oluruz. Yani 1000 FIFA points'i de hiç parayla almadığıma göre bedavaya almış oluyorum. Sadece görevleri tamamlayarak, kendi kendine gelen görevler yani. Haydi bakalım arkadaşlar, tekrardan yapıyoruz. Sanki 4'te 4 yapmışız gibi arkadaşlar. Ben 4'te 3 hazır yapmışken dedim, hani şuradaki coins'i almaktansa, bakın 125.000 jeton ne şimdi? 3 tane 125.000 jeton alacağım. Hiçbir işime yaramayacak. O kadar tahmin yaptık, bildik. Boşu boşuna gitmesin dedim. 475.000 jeton yerine bir 1000 FIFA points daha veririm. 86'lık sol kanat oyuncumu alırım dedim ve öyle de umarım güzel olur. Ve 4'te 4 yapmış gibi oldum şu anda o 1000 FIFA points sayesinde ve 86'lık özel sol kanat Marco Reus'u alıyoruz bakalım arkadaşlar. Önce bir yanlışlıkla tıkladım ama bir bakabiliriz. 94 driblingi var, bu benim için yeterli zaten. Kafa vuruşu önemli değil bir sol kanat için. Uzaktan şutu da fena değil. Bence güzel arkadaşlar, o yüzden 86'lık sol kanat Marco Reus takımımıza hayırlı olsun arkadaşlar. Bu arada çok söylüyorum biliyorum ama hala like atmayan varsa, bak sen de atmamış gibi duruyorsun, atarsan sevinirim. Evet, teşekkürler ve bo Marco Reus geldi, işte budur be abi. Çok güzel oldu. Ya maalesef ben bu maçta Nice ilk 1-0 öne geçti. Hatta ben maçı açtım izledim sırf burada oy verdiğim için. Evde Diş Türk var, açtım izledim. Nice 1-0 öne geçti Dante'nin golüyle. Penaltıdan atmıştı galiba. Şu an tam hatırlamıyorum ama 5. dakikada atmıştı diye hatırlıyorum. Sonra bir baktım maç golükten bildirim geldi. Maç golüyü de kaydetmiştim. Hani maçı hepsini izlemedim. Nantes'in gol attığı 1-1. Sonra maç sonucuna da baktığımda 1-1 olunca tüm ümitlerim gitmişti ama 4'te 3 yapınca, bir de şunu alınca Marco Reus'u alabildim yani. Öyle de bir şey oldu. Şimdi arkadaşlar sırada ligler var. Liglere gelelim. Ödüllere gelelim. Ve ben görev tamamlaya tamamlaya hep 20-20 tamamlıyorum. Bu nereye kadar böyle gidecek bilmiyorum ama oyunda daha yeni olduğum için görev çok tamamlanıyor. Ve arkadaşlar buna da bastım, gördüğünüz gibi bir 16 tane daha lazım bir daha yükseltmek için. Yani 100 yen olması için bir 16 tane daha lazım galiba. Ama şuna da alabilirim. Bunu da alabilirim. Bunu alırsam 100 yen oluyor. Şu anda oluyor hatta, ama onu almam için 2 gün daha gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, gerekiyor galiba. Şimdi arkadaşlar hemen sol kanatımı değiştireceğim ne olursa olsun. Hiç sıkıntı değil abi. Marco Reus gelsin de. Gerçekten önemli değil. Ve Marco Reus'un geliştiricisi de gelişmiyor daha. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Marco Reus'u ben yükseltebilirsem yükselteceğim. Yükseltebilirim diye düşünüyorum. Zaten bir sürü benim şeyim var. Şey derken yanlış anlamazsanız sevinirim. Hemen basalım. Tamam, bir yer arttırayım ki Ronaldo ile böyle uyumsuzluk kalmasın diye. Hani Ronaldo bir rahatsızlık vermesin ona. Aynen. Şimdi değiştire geldim yanlışlıkla. Çalıştıra gelecektim. Yanlışlıkla değiştire bastım. Hemen çalıştıra basalım.
Ve oyuncuyu geliştir diyoruz ve pom pom. İki gen de buna basıyoruz. 1 milyon 200 bin coins gitti. Neden bu kadar harcadım bilmiyorum bir anda ama değer bence. 99 gen de delalemiz oldu ve artık bir 94 gen olalım değil mi? Artık olalım. Arkadaşlar eski kaybolan banların hesabımız 98 gendi. Ve tekrardan hem daha güzel, daha mantıklı kurulan bir kadroyla hem de daha güçlü olacağız. Gerçekten en baştan başladık ama çok hızlı geliştiğimizi düşünüyorum ben. Her videoda bir gen arttım neredeyse. Her gün bir gen arttım neredeyse. Bence güzel oldu. Şimdi arkadaşlar o zaman sizlerle beraber üstünlük 25.000'e alıp maç yapsam mı diye düşünüyorum da gerek yok. Hemen şunu oynayalım ve efsane klasmanına sonunda çıkacağız. Ve belki efsane klasmanından da bir ödül falan gelebilir. Birkaç maç konuşamadım ya. Birkaç maç atacağım sizlerle beraber. Sonra da videomuzun sonuna geliriz. Evet arkadaşlar öyle yapacağız. 94 genlik bir rakip. The Kurdish Rivals diye bir rakip var abi. Değişik. Hayatımda ilk defa görüyorum böyle bir rakip. Türk mü acaba? Yanlış bir şut çektim abi. It is in the baş takımımızda abi. It is in the baş niye biliyor musunuz arkadaşlar? EA Sports'a ben ban yediğim için çok sinirliydim. O yüzden EA Sports It is in the game ya. Ben onu It is in the baş yaptım. Ve öyle bir isim koydum. Umarım bir daha ban yemem ya. Ben ban yemek istemiyorum. Gerson. Gerson 2-1 yaptı. Çok güzel arkadaşlar. Güzel oldu. Deli Ali. Ali. Ali güzel hareket. Ali güzel hareket. Ve 3-2 oldu. Ben bu maçı kaybetmem diye düşünüyorum. Ve Marco Reus. Evet arkadaşlar. Sol kanatın Rainbow yapmasının önemini burada bir kez daha görmüş olduk. Şimdi Ronaldo olsa yapamazdı ve belki de golü kaçırırdı. Ancak bu öyle mi? Kaçırmıyor. Fernando Torres. 5-3. Harika. Deli Ali. Ali yap hareketini. Süpersin. Ali. Sen muazzamsın abi. Bak bu kadar basit arkadaşlar işte. Kazanmak bu kadar kolay. Hemen şöyle yap hareketini. Tertemiz. Çık yukarı. Yap hareketini. Kötü bir şut tabii ki. Şu anda bir anda maç 6-5'e dönebilir bu arada. Ve döndü ilginç bir şekilde. Ama Torres onu kaçırmaz. Aferin be. Oyuncularımı çok seviyorum abi. Oyuncularımın hepsinin ayrı ayrı muazzam yetenekleri var ve bu da benim takımımın gücüne güç katıyor bence. Üst direkten içeri girer diye tahmin etmiştim ama girmedi. Önemli değil. Zaten kazandım maçı sayılır. Torres yaptı hareketini. Torres uzaklardan sert. Şut! Bu arada arkadaşlar Beşiktaş maçı oynandı bu videoyu siz izlerken. Ya gerçekten arkadaşlar şu anda saati bilmiyorum. Beşiktaş'ı %100 destekliyorum arkadaşlar. Bunu sakın yanlış anlamayın. Kaç biter bilmiyorum. Benim içime doğduğu şekilde. Umarım Beşiktaş 2-1, 3-1 hatta 5-0 kazanır. Ancak içime doğan gerçekten maç oynanmadan çekiyorum. Gerçekten. Nasıl iyi ispat edebilirim? Oyundaki saatten ispat edebilirim. Hemen oyundaki bir saate girelim. Oyunda zaman kalan bir şeyden girelim. Durun bir dakika. Anlayacaksınız zaten. Nasıl anlatacağımı anlayacaksınız. Bakın arkadaşlar daha ilk nasıl anlatabilirim? Evet. Takım kahramanlarının gelmesine 55 dakika var. Yani ben bu videoyu 9'u 5 geçe çektiğim ve siz bu videoyu izlemeden bir gün önce çektiğim anlamına bu zaten geliyor. Şöyle de göstereyim canlı olarak görmeniz açısından. Evet orayı görmüyorsunuz ama herhalde anlamışsınızdır. Ekranda aynı şeyi görüyorsanız anlamışsınızdır. Yani arkadaşlar bence Bayern Münih yani zaten tutacak diye bir durum yok. Bayern Münih bence 3-0 yenecek arkadaşlar. Benim içim öyle doğuyor. Bakalım arkadaşlar umarım yenemez tabii ama bence yenecek diye tahmin ettim ben. Belki 2-0 belki 1-0 biter. Belki umarım Beşiktaş yener. Umarım her şey Beşiktaş'ın gönlünce olur. Umarım 3-2 falan kaybederler de evlerinde avantaj elde ederler yine de. Ancak şu anlık tahminim bu şekilde ama gerçek anlamda böyle Fenerbahçeli Galatasaraylı olup Beşiktaş'ı desteklemeyenlere tam arkadaşınızla şakasına bir şeyler yapabilirsiniz. Onu demiyorum ama gerçekten nasıl desem ya. İşte umarım anlamışsınızdır demek istediğimi. O şekilde yapanlara gerçekten karşıyım. Yapabilirsiniz tabii ki sizin düşünceniz ama sonuçta Türkiye'yi temsil ediyorlar orada ve umarım turu da geçerler. Her bu maç ne kadar sonuç nasıl sonuçlandıysa sonuçlansın. Ama Beşiktaş'ın kazanmasını zor olarak görüyorum ben. Bunu da burada anlatmak istedim. Zaten maç artık oynandı. Ne olduğu belli. Belki ülke şu an ayaklandı, zıplıyor herkes mutlu mutlu. Herkes Beşiktaş 2-0 yendi diye mutlu falan ama belli olmaz yani tabii ki. Belki de herkes üzgün olabilir. Bilemiyorum. Ve son maçımıza giriyorum arkadaşlar ve sonra da videomuzun artık sonuna geleceğiz. Haydi bakalım abi. O zaman 94 yeniz 92 yen bir rakip abi. Resmen easy. Bakın izleyin. Easy'liği görün. Kolaylığı görün arkadaşlar. Torres. Abi gol olsun. Şöyle bir gol atmak istiyorum da oyunda herhalde olmuyor öyle bu.
Kaleci 50'lik olsa, oyuncu böyle 100 şutu falan olsa uzaktan belki gol olabilir öyle ama. Hani şu anda daha öyle bir durum yok. Marco Reus oradan gol atarsın sen. İşte bu. Benim aldığım adam bu. Benim 1000 FIFA points yatırıp aldığım adamı gördünüz mü arkadaşlar? Demek ki ben bir şey biliyorum. Ronaldo o golleri son zamanlarda atamıyordu abi. Güçlü kalecileri karşı atamıyordu. Bu arada gerideyim. 92 iken takıma karşı geride olmak beni utanca düşürdü şu anda. Marco Reus. Marco Reus. Marco Reus. 3-3 be budur. Fernando Torres. Fernando Torres. Fernando Torres. 4-4. Sen süpersin be. Süper oldu bu. Deli Ali. 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 Kötü bir şut. Marquinhos. Ali bir daha çok güzel oldu. 5-4. Torres. Torres. 5-5 bu arada. Ben maçta geriye düşmüş olmam bile yanlış ve şu anda eşit maç ya. Hani resmen utanıyorum diyebilirim. Neyse şaka yapıyorum. Deli Ali. Seni boşuna yükseltmedik biz. Seni boşuna yükseltmedim ben ya. Boşu boşuna yükseltmiş gibi oldum şimdi. Ani atakta bu arada sıkıntı büyük. Ali seni boşuna yükseltmedim demiştim ama sana ben. Seni boşuna yükseltmedim demiştim. Gerson. Gerson gol olursa maçı kazandım. Gol olmazsa da kazanma şansım var. Ancak arkadaşlar bu profesyonelliğime bir like atarsınız diye düşünüyorum ve arkadaşlar umarım Beşiktaş kazanmıştır maçı dediğim gibi. Burada videomuzun sonuna geldik. Bakalım maç ne olacak? Çok heyecanlı bir şekilde ben de izleyeceğim. Ne kadar uykusuz da olsam gece 3'te uyandım. Ve o zamandan saat 1'e kadar falan uyumayacağım. Bayağı değişik olacak. Şuradan kanala abone olabilirsiniz ve şuradaki iki videodan herhangi birisine giderek muazzam bir videoya gidebilirsiniz arkadaşlar. Beşiktaş'a tam desteğimi gösteriyorum dediğim gibi. Umarım Beşiktaş kazanır. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Adamsınız ve sağ olun. Teşekkürler ve bay bay.